ben. O ben tüm yaşamların benliğiydi. Bundan sonra da o benlikle her insan karanlığı aydınlatacaktır. Her insan hakkın hakimi, hakikatin hakikiyeti olacaktır. Ve her insan kontrol edici olacaktır. Karşı karşıya kalacağınız bir mesele var. Tam işte dediğiniz anda biri çıkacak, nesillerini soracak. Kimsin? Nereden nereye vardın diye. İşte bu muktediriyetle deyin ki ben her insanda var olanım. Ben her ilimle kodlananım. Ben muktedir olanım. Her beden bana ben olup varır. Ve ben her anda varlık tohumlayanım. Bunu diyecek gücünüz var. Cennetin cennetini soracaklar size. Eşyada cennet insandır deyin. Size karşı karşıya kalacağınız ne diye sorduklarında ben deyin. Başka bir birlik var mı? Hepsi ben deyin. Seyahat edeceksiniz tüm zamanlardan, tüm yaşamlardan, her andaki kalemlere, ocaklarında kul olun. Deyin ki sevgiyim ben. Her bir seyahatte ben et kemiğim diyebileceksiniz deyin. Ama et ötesi et olduğunuzu ve kelam ötesi hakim olduğunuzu da bilin. Ve sonra ben tüm yaşamlara inebilirim deyin. Dünyadayım ama tüm yaşamlarda varım. Her bir yaşam bensiz değildir deyin. Hangi dünyaya gideceğinizi sorduklarında her anım deyin. Başka bir yaşam var mı dediklerinde ben varım deyin. Her başkada ben hasatçıyım deyin. Ve sevgiden söz ederlerse işte benden başkası değil ki o deyin. Sormayın dünyada insan var mı diye. Bilirsiniz ki siz varsınız. Ve başkalık yok ki. Hey dünya, Allah ilmini iyi bilenlerlesin. Ben denen o yücelik ilimle dillendikçe her birimiz seniz. Biz, biz olup dürümlenen ilimiz. Hevesimiz var seninle yaşamaya. Ama sen dersen ki dünya, seni yok saydım, oh âlâ demem, bana Medine denir de demem. Hepiniz, hepimiz tekiz ve biz bir tek olup senleştik derim. Dünya, senim ben. Barışım, akılım, halikim, tahtındayım, ruhunum ben. Senin öz görevin olan o ruh. Başka bir ruh var mı? Başkalık yok ki. Ben dönem dönem dünyayı izlerken Medine merdiveninden ötede kelamı Kur'an'a indiren insana söz vermeden sözsüz geldim yaşama. Anlaşmadım dünyayla. Ama dünya bana gel demedi mi? Demedi. Peki ben niye geldim? Dümene ilmi oturtmaya geldim. Beni dünya anlar mı? Hak ettiği anda anladı. Dedi ki hoşlar getirdin. Oh canlarım, oh. Şok etkisi yarattı dünya bana. Öyle güçlü ki nereden nereye geldik bilseniz. Bu dünya çok güçlendi canlar. Yorulmadan, yolu kodlayarak ve tohum olarak çalışanlarla güçlendi. Dar boğazdan geçtik, bilir misiniz? Sahradan, sahralardan, dar boğazlardan geçtik. Bütün kötülükleri aşıp geçtik. Düzeni kurduk. Bu dünya mutlak ve hakim oldu.
Dünya öz gerçekliğiyle burada olanlar mutlu oldular. Ve dünya öksüzleri de var. Onların da kodlanmaları yapıldı. Mecelle derler, bilir misiniz? Yaşamın kayıtlarıdır bunlar. Ama o mecellede cevheri cennetin kelamı yoktur. Biz oraya kelam olduk. Şimdi nereden nereye varıldığını sorana cevabım bir tek olacak. İmparatorluğun gücü olup geldik bu yaşama. Ve biz bu gücü her ana kodladık. Ve bu kod mutlaktır. Ummanların kulu olup geldik. Hepimiz biriz. Ve bir tek olup nüsha kalemlerini kodlayacak dürümü her ana kaynak yaptık. Hakka, hakikiyete varan iyi bilsin ki aklın kapısını da bulur. Orada çok mutluluk olacak canlar, çok. Bu dünya başkanlık divanlarını kodlayacak, görevi taşıyacak. Hangi başkanlık divanları? Her mevsimde yazı yaşayan bir başkanlık divanı ve yolu bulan bir başkan. Kim o? Allah. Onun yolcusu olan insan. Ama Allah insanlık. Ve o bir suyu barış, sevgi ve mutlak umman olan imparator. Biz ölü, o ölü, bizleri, o diri, her an bir tek olan biliş. Biz neyiz? İçi dışı bir olanlarız. Bu görev bunun için bu yoğunlukla yapılıyor. İçi ayrı, dışı olmayanlar burada olamazlar. İçi ayrı, dışı olmayanlar. Bu ne anlama gelir? İç, dış değil. İçi ayrı ama dışı yok. Çorbası yok, yolu yok. Ortalıkta dönem dönem dolaşır ama koruma altında dolaşır.